mi? Ne diyorsun? Ya Adile abla teklifini kabul etmemiş. Ya seni her yerde sorup soruşturuyordu o kadar, biliyor musun? Allah Allah. Gönlü de var gibiydi aslında ya. Niye kabul etmedi acaba teklifini? Ya Hüseyin emmi. Gıcık bana da çıtlatsana. Vallahi benden nafneye çıkmaz, biliyorsun yani. Beni mi sordurdu kız? Nasıl ya? Kime sordurmuş? Oho. Vallahi ben de aile kasabadaki önde gelen bütün dedikoduculara, sonra yerel halktan bazı kimselere bir sürü kişiye sordurdu yani. Yani ne demişler hakkında? Kötü bir şey mi demişler? No. Ondan mı reddetti acaba teklifimi ya? Ya yok ya. Herkes senin hakkında iyi bir şey söylemiş, merak etme. Hani işte ben de onun için diyorum. Madem öyle durup dururken bu kadın niye teklifini kabul etmedi ya? La yoksa... Duydu mu la onları? Ana o, vallahi ne? Duydu. Neyi duydum? Hüseyin'in mi? Bağdat diye. Vallahi kaşıntı tutanıyorum. Vallahi kaşımaya başladım bile. Ne duydun? Benden sır çıkmaz ya. Hüseyin'im vallahi gene söylemeden gittin ya. Ne olursun Bağdat'ı, ne olursun ya. Gitti gele ya. Merhaba Adile Hanım. Hüseyin Bey, siz ne diye geldiniz buraya? Ben size gereken cevabı verdim sanıyorum. Adile Hanım, bana kırgınsınız biliyorum. Ama ne olur açıklamama izin verin. Bakın, o gün dünürlerimin söylediklerini duydunuz, ondan reddettiniz beni biliyorum. Ama siz bakmayın onlara. Onlar sizi tanımıyorlar. Tanısalar böyle konuşmazlardı. Ayrıca kimin ne düşündüğü de benim umurumda değil Adile Hanım. Benim ne gözüm ne gönlüm sizden başkasını görmüyor yani. Adile Hanım. Benim... Benim karım vefat ettiğinde ben hayata küsmüştüm. Beni bu hayata yeniden siz bağladınız. Adile Hanım, benim teklifim hala geçerli. Size talibim. Ne kadar ömrüm var bilmiyorum ama... kalan ömrümü sizinle geçirmek istiyorum ben.